Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti Yüce Rabbimizin katında ne kadar güzelliği varsa üzerinize ve üzerimize olsun. Kıymetli izleyenler, sesimizin, görüntümüzün ulaştığı bütün gönül dostlarına selam olsun. Akşamınız hayır olsun, haneleriniz huzur, gönülleriniz nur ile dolsun. Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa, gönüllerimize nur, hanelerimize huzur olsun. Efendim bendeniz Geylani Kararslan kardeşiniz Siranur İlim ve Hizmet Derneği basın danışmanı. Bugün Hiranur Derneği Başkanı Mustafa Kul hocamla birlikte sizleri iyilik yoluna çıkmaya davet edeceğiz. Bugün hep beraber iyilik yolculuğuna çıkacağız. Efendim birkaç yıl oldu artık bu ekranlardayız. İzleyen gönül dostlarımız bizleri biliyor. Hiranur İlim ve Hizmet Derneği'ni biliyor. Ama hasbelkader aramıza yeni katılan kardeşlerim, Hiranur İlim ve Hizmet Derneği kimdir? Efendim Hiranur Derneği merkezi İstanbul Sancaktepe'de bünyemizde 750 tane yatılı talebe okutuyoruz. Ve bunların yaklaşık 300 tanesi yetim ve kimsesiz. Bunların hiçbirisinden eğitim ücreti almadan tamamen siz değerli hayırseverlerimizin destekleriyle yapıyoruz. Yine bünyemizde her gün 4000 kişiye sıcak yemek çıkartan aşevimiz mevcut. Yine bünyemizde her gün 2500 adet somun ekmek çıkartan ekmek fırınımız mevcut. Bünyemizde terzanemiz var, bünyemizde berber salonumuz var. Bütün çocuklarımızın maddi manevi ihtiyaçlarını kendi bünyemizde gideriyoruz. Bununla birlikte yurt içi birimimiz Edirne'den Kars'a gücümüzün yettiği kadar her ay yüzlerce aileye erzak kartı, erzak kolisi ve sair yardımlar ulaştırıyor. Bununla birlikte yurt dışında ciddi faaliyetler var Hiranur İlim ve Hizmet Derneği'nin. Özellikle Müslümanların az olduğu bölgelerde efendim medrese inşaatlarımız, mescid inşaatlarımız Afrika kıtasında devam ediyor. Afrika kıtasında her ay onlarca su kuyusu açıyoruz. Yetimleri, kimsesizleri giyindiriyoruz. Afrika'da aşevlerimiz hizmet veriyor. Afrika'da tarım projeleri, sağlık projeleri yapıyoruz. Ve Afrika'da ciddi manada kurban projeleri yapıyoruz. Ne demek kurban projesi? Bugün bir adak akika kurbanınız var. Hiranur İlim ve Hizmet Derneği'ni arıyorsunuz. Efendim, 3 gün içerisinde kesiyor, videosunu size gönderiyor. Bu kadar hızlı bir dönüşüm alıyorsunuz Hiranur Derneği'nden. Şimdi bugün Mustafa Kul hocamla iki konuyu işleyeceğiz. Birincisi açlık, ikincisi susuzluk. Yine hep beraber Afrika'ya doğru yolculuğa çıkacağız. Afrika'dan görüntüler, VTR'ler izleyeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, önümüzde bir kurban bayramı var. Artık sayılı günler kaldı. Artık hayır adına ne yapıyorsak yapmamız lazım. Artık düşüneyim sonra diyeceğimiz günler geride kaldı. Efendim, her yıl 11 milyon insan açlıktan dolayı hayatını kaybediyor Afrika kıtasında. Ondan dolayı önümüzdeki Kurban Bayramı çok önemli. Ben hemen Mustafa Kul hocama dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk kıymetli hocam. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Sağlığınıza duacıyız ve tüm izleyicilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Allah razı olsun kıymetli hocam. Yine bir Kurban Bayramı arefesine geldik. Sayılı evet. Günler kaldı ve Hiranur Derneği Afrika'da ciddi faaliyetler gösteriyor. Şu an kurban yolunu gözleyen binlerce insan var. Evet. Şunu da izleyenlerimize hatırlatalım. Bizim farklı bir özelliğimiz var. Nedir? Yani sıradan derken diğer dernek kardeşlerimizi bayağılaştırmıyoruz. Estağfurullah, yanlış anlaşılmasın. Yani bir iş yapmıyoruz. Bizim bünyemizde evet Hiranur İlim ve Hizmet Derneği bir insani yardım vakfı ama onun öncesinde bünyesinde 750 talebeyi barındıran bir vakıf. Ve Afrika'da belki 30 bine yakın çocuğun istifade ettiği bir vakıf Hiranur evet. İlim ve Hizmet Derneği. Afrika'yı konuşalım hocam. Kurban yolunu gözleyen insanlar evet. var, köyler var, kasabalar var. Çalışmalarımız ne durumda? Kardeşlerimizin teveccühü nasıl? Kurban hazırlıklarımız nasıl gidiyor? Evet kıymetli hocam, kıymetli izleyicilerimiz. Hiranur olarak Afrika'da büyük bir çalışmaya niyet ettik bundan Ramazan'ın peşinde hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah birçok ülkede, birçok kariyede insanlara biz burada şu kadar kurban kesmeyi niyet ettik ve bunların hazırlıklarını yaptık hocam.
Yani 2000 civarı kurban hazırlığı yaptık ve bir taraftan da karşı taraftaki insanlar da inşallah biz Allah için sizler için çalışacağız. Bu kurban bayramını biz sadece Türkiye'de Müslümanlar kendi rahatlığı içerisinde bayram değil de bu kurban bayramını sizlerle beraber bayram edeceğiz diye inşallah niyetlendik Hiranur olarak. Ve bununla alakalı da 6 ana pilot bölge olmak üzere 30 ülkede kurban hizmetlerini ulaştıracağız inşallah. Tabii kıymetli hayır saatlerinin kıymetli bağışları vesilesiyle neticede bu ümmetin Muhammed'in hayır hasenat defteri. Tabii kurban ibadeti kendimiz kestiğimiz vakitte işte bir kısmını, üçte birini sünnet olan evimize ayrılması, üçte birini kolu komşuya ikram, üçte birini de Afrika'ya ulaştırmak inşallah fakir fukara bir taraftan çevremiz ve Afrika. Ama biz burada tabii âli himmet olalım istiyoruz, daha gayretli olalım. Neticede bundan 1400 sene önceki sıkıntılı bir zamanı yaşamıyoruz. Yani biz şu an ülkemiz olarak yaşamıyoruz ama o zamanki sıkıntıyı bugün Afrika yaşıyor. Yoksulluğu, imkansız Afrika yaşıyor. Bizler de bugün Rabbimizin bize ihsan etmiş olduğu nimetler doğrultusunda, Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu bu nimetlerden inşallah bir taraftan da belki bir hissemizi kendi evimizi, komşumuza, kendi çevremizdeki fakir fukarayı düşünerek kesip ama bunun haricinde de bir tarafta evvela Allah rızası için veyahut da eşimizin, çoluk çocuğumuza kurban düşüyorsa bu şekilde niyetler ederek de bayramı tek başımıza yani kendimiz olarak değil de adeta bayramı binlerce ötedeki kilometrelerce ötede Afrikalı kardeşlerimizi yapmaya hedefledik. Bu yönde projeler yaptık, çalışmalar yaptık. İnşallah bayrama birkaç gün kaldı. 10 tane arkadaşımız ve sizler de beraber hocam bu yolculuğa çıkacaksınız inşallah. Bu kurbanlarınızı organize edecek hocalarımız orada. Tek tek görüntülerini alınacak. Kurban peşine, kurban kesimler ve peşine dağıtımlardan sonra tabii biz oraya yolladığımız arkadaşları sadece kurban için de yollamıyoruz. Çünkü her arkadaşın gidiş gelişi bir külfet. Bir tarafta kurban ibadetinin peşine orada zekat dağıtımları, sizlerden gelen hayır hasenatlar, gıda yardımları her bir arkadaşla gitmiş olduğu pilot bölgelerde bu çalışmayı da fazlasıyla yapacaklar inşallah. Hemen o zaman bir kurban VTR'sine gidelim mi kıymetli? Evet gidelim. Kıymetli kardeşlerim. Bakın şöyle ifade edeyim. Gerçekten bu durum çok ciddi bir durum. Bir kere Hiranur Derneği yurt içinde bünyesinde 750 talebe barındırıyor. Bununla kalmıyor. Her gün aşevinde 4000 kişilik sıcak yemek çıkartıyor talebelere ve ihtiyaç sahiplerine. Bununla birlikte Afrika'da, bakın Afrika kıtasında medrese okuyan çocuklar çoğu bir vakit yemek yiyebiliyor. Diğer vakitler çocukları dilendiriyorlar. Hani serbest bırakıyorlar. Gidin dilenin karnınızı doyurun. Ellerinde tas binlerce çocuk Afrika sokaklarında dileniyor. Karnını doyurabilmek için. Sevgili kardeşlerim, hani televizyonlarda seyrederiz. Derisi kemiğine yapışmış insanlar görürüz. Üzülürüz, duygulanırız. Değil mi? Evet, duygulanıyorsak kalbimizde merhamet var ama bu yeterli değil. Gelin Allah için bir şeyler yapalım. Bir kurban hisse bedeli 700 TL. Bugün 700 TL'leri nereye harcamıyoruz biz? Türkiye'de kurban kesmeyin demiyoruz. Tabii ki Türkiye'de kurbanınızı kesin. Çoluk çocuğunuzla kurban bayram sevincini yaşayın. Ama evdeki kurbanın bir tanesini de Afrika'ya gönderin. Hiranur İlim ve Hizmet Derneği kurbanınızı alıyor. Bakın ekran altında çağrı merkezimizin numaraları var. Arayın. Kardeşim bir hisse, iki hisse de ben göndermek istiyorum deyin. Kardeşlerimiz size yardımcı olacak. Biz bu kurbanları alacağız. Güzel bir şekilde İslami usullere uygun keseceğiz. Bunu keserken sizin isminizi okuyarak videosunu çekeceğiz ve size göndereceğiz. Kurbanınızı göreceksiniz. Nerede kesildiğini göreceksiniz. Ve mesele görmek değil. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kim bir aç Müslümanı doyurursa Allah onu cennet meyveleriyle doyuracaktır buyuruyor. Her yıl Afrika kıtasında 11 milyon insan açlıktan dolayı veya sağlıksız beslenmekten dolayı hayatını kaybediyor dünyanın göz önünde. Biz mükellef sofralara oturuyoruz. Peki biz ne yapıyoruz bu kardeşlerimiz aç kalmasın diye ne yapıyoruz? Hani biz komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmetiydik. Değil mi? Buradan tebliğ ediyoruz. Afrika'da insanlar yiyecek bulamıyor.
affedersin çıplak geziyor. Biz kurbanları bu insanlara ikram ediyoruz. Biz kurbanları aşevlerimizde yemek yapıp talebelere ikram ediyoruz. Biz kurbanları yetimlere, kimsesizlere, sahipsizlere ikram ediyoruz. Şu anda ekibimiz sahada. Şimdi hep beraber bir VTR izleyelim. VTR izlerken istirham ediyorum. Ekran altındaki numaralardan Hira Nur İlim ve Hizmet Derneği'ni arayalım. Ya bu çorbada bizim de bir tuzumuz bulunsun. İlla vacip kurbanımızı göndermemiz gerekmiyor. Adak, akika, şükür kurban olur. Bir sadaka kurban olur. Bir hayır kurbanı olur. İnşallah bu gayretimizde yetim, yetemayı, fakir, fukarayı destekleyelim. Bu çorbada sizin de bir tuzunuz bulunsun. Bu hizmet deryasında bir damla da siz olun kıymetli kardeşlerim. Bu dünya ahiretin tarlası. Buraya ne ekersek orada onu biçeceğiz. Şimdi Afrika'ya gidiyoruz, görüntüleri izliyoruz. İzlerken de ekran altındaki numaralardan hızlı bir şekilde hemen kurban bağışlarımızı gerçekleştirelim. Hira Nur İlim ve Hizmet Derneği gibi güvenilir bir dernek talep ediyor bunu ve kurbanınızı kesip videolarınızı da size ulaştırıyor. Buyurun efendim. Sevgili kardeşlerim, Afrika kıtasından selam olsun. Siz değerli hayırseverlerimizi bu Kurban Bayramı'nda da efendim Afrikalı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir hisse kurban vermeye davet ediyoruz. Bir kurban hisse bedeli 700 TL. Sizler tabii ki evinizde, Türkiye'mizde kurbanlarınızı kesin, çocuklarınızı sevindirin. Ama evinizden bir hisse de Afrikalı kardeşlerimize çıksın. Hira Nur İlim ve Hizmet Derneği'nin çağrı merkezine ulaşın. Çağrı merkezindeki kardeşlerimiz sizlere yardımcı olacaklar. Hisselerinizi yazacaklar. Bayramda da kurbanınızı kestikten sonra videosunu sizlere ulaştıracağız. Merhum Cemal Özbek, Akif Sel, Zeynep Sel, Nihan Gökgöz, Nurhan Gökgöz, Zeynep İnanç, Kübra Zeynep Değirmenci. Kişilerin niyetleri üzere ben sana vekaleti verdim. Aldın mı? Aldım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurban kesmişti veya bir yerden hediye gelmişti. Ayşe annemize dedi ki ben mescide gidiyorum. Bunu insanlara dağıt, ihtiyaç sahiplerine. Mescitten geldikten sonra Peygamber Efendimiz sordu. Ya Ayşe ne yaptın? Dağıttım ya Resulallah, bize sadece bir but kaldı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki hayır ya Ayşe, dağıttıkların bize kaldı. Kıymetli kardeşlerim, bu dünya ahiretin tarlası. Buraya ne ekersek orada onu biçeceğiz. İşte dağıttıklarımız bize kalacak. Efendim, burada Afrika'da insanlar açlığın pençesinde kıymetli kardeşlerim. Hep televizyonlardan, fotoğraflardan, videolardan görürüz. Efendim, derisi kemiğine yapışmış insanlar. Üzülürüz. Keşke biz de bir şeyler yapsak deriz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda o bir şeyleri yapalım inşallah. Hira Nur İlim ve Hizmet Derneği'ne ulaşalım. Bir kurban hisse bedeli 700 TL. Efendim bir hisse, iki hisse de bu sene sizin evinizden çıksın. Özellikle ilim okuyan yetim talebeler var. Efendim öksüzler, kimsesizler, dullar çok ziyade fazla burada. İnşallah bunlara ve yıllardır evine et girmeyen insanların efendim kursağına sizin kesmiş olduğunuz kurban etleri girsin. Akıttığımız bu kanlar hürmetine Rabbim bizleri kazalardan, belalardan koruyacak. Akıttığımız kanlar hürmetine Rabbim işlerimize bereket, evlerimize huzur, muhabbet ihsan edecek.
Hira Nur İlim ve Hizmet Derneği'nin çağrı merkezine ulaşın. Çağrı merkezindeki kardeşlerimiz sizlere yardımcı olacaklar. Hisselerinizi yazacaklar. Bayramda da kurbanınızı kestikten sonra videosunu sizlere ulaştıracağız. Meral Gökbulut, kardeşimizin niyeti üzere kurbanı kesmeye seni vekil tayin ettim. Aldın, kabul etti mi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar ve lillahi ilham. Bismillah, Allahu Akbar. Evet hocam, Rabbime hamdü senalar olsun. Yıllardır bu hizmet devam ediyor. Kestiğimiz kurbanlar dilenmek zorunda kalan çocukların okuduğu medreselere sofra olarak gidiyor. Bizim insanımızın bağışladığı kurbanlar mazlumların sofrasına yemek olarak gidiyor. Ve Rabbim bu hayır işe bizi vesile ediyor kıymetli hocam. Evet, elhamdülillah hocam. Kısacık bir dünya hayatımız var. Sabahtan beri oraya koştur, buraya koştur. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyoruz hakikaten. Mevla Celle Celaluhu ayet-i kerime buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, enfiku mimma razaknakum. Bizim size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Nereden önce? Mimma razaknakum min gabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa'a. Evet. Nereden önce? Min gabli en ye'tiye yevmun, o gün gelmeden önce ki o günde ne bir ticaret vardır, ne bir alışveriş vardır, ne bir şefaat olma vardır. İşte Mevla Celle Celaluhu dünya hayatındayken de bize infak etmeyi emrediyor. Dolayısıyla kıymetli hocam, bir kurban bayramı var önümüzde. Ve bu kurban bayramında kurban ibadeti var. Ve kelime manası ile bile ismi üzerinde yaklaşmak, Rabbimize yaklaşmak. Ve bu yaklaşmayı bir de hem kurban ibadetini keserek kendi soframıza bulunması ayrı bir ibadet ama kesmemiz, bir de bunu dünyanın öbür tarafındaki muhtaçlarımıza paylaşarak inşallah Rabbimize daha iyi kendimizi kabullendirmiş oluruz. Çünkü bu emir ve min kabli en ye'tiye yevmun la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa, hiçbir şefaatin olmadığı, alışverişin olmadığı, ticaretin olmadığı o gün gelmeden önce benim size rızık olarak verdiklerimden infak edin buyuruyor Mevla Celle Celaluhu. Bugünler bir fırsat. Allah razı olsun kıymetli hocam. Bakın şu arkada görüntüler izledik. O insanlar çölde yaşıyor hocam. Evet hocam. Bir araba geçtiği zaman çölden akın akın köylüler arabaya doğru koşuyor. Bir evet. Şey geliyor diye. Şimdi ben buradan izleyen kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Biz geçen sene 1000 tane büyükbaş kurban kesmişiz Afrika'da. 1000 tane de küçükbaş kesmişiz. Çok net söylüyorum. Rabbim şahit. Bu sene 2000 büyükbaş, 2000 küçükbaş kesmek istiyoruz. 14.000 hisse, 2000 tane de küçükbaş kesmek istiyoruz. Bu sene bir gariplik var böyle. Biz bu hisseleri bitirelim istiyoruz. Bu hayvanların alımını yaptık. Toplanmazsa ne olur? Biz bunu kesmek zorundayız. Toplanmazsa diye bir lüksümüz yok. Niye? A köyüne sen kesim yerine gelme mi diyeceğiz? B köyüne sen kesim yerine gelme mi diyeceğiz? Evet hocam. Öyle bir şansımız yok kıymetli kardeşlerim. Allah için bugün sizleri iyiliğe davet ediyoruz. Hira Nur İlim ve Hizmet Derneği olarak acil yardıma davet ediyoruz. Bu görüntüleri izleyen kardeşlerim, bugün sizlerin evinden bir hisse, iki hisse çıksın, mutlaka çıksın. Bu hisseleri tamamlamamızda bize yardımcı olun. Derdimiz şahsımız değil, serzenişimiz keyfimizden değil, derdimizden kıymetli kardeşler. Bakın 11 milyon açlıktan ölen insanlardan bahsediyoruz. Bayramda kurban bayramı deyince çok ciddi ümitleniyorlar. Kurban bayramında çok yardım gidiyor, etler gidiyor. Kurban bayramı bu mazlumlar için bir umut sevgili kardeşlerim. Bakın ekran altındaki numaralardan Hira Nur Derneğimizin çağrı merkezini arıyorsunuz. Arkadaşlar vekaletinizi alıyor, yardımcı oluyor, yol gösteriyor. Efendim biz sizin kurbanınızı Afrika'da kesiyoruz, videosunu çekiyoruz ve sizlere gönderiyoruz kıymetli kardeşlerim. Efendimizin hadisi şerifte buyurdu. Yani kim aç bir Müslümanı doyurursa Allah onu cennet meyveleriyle doyuracaktır. Kul mahşere gelir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala kendisine sorar. Ey kulum, ben acıktım, beni niçin doyurmadın? Kul diyecek ki ya Rabbi haşa, sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın. Sen nasıl acıkırsın ve ben seni nasıl doyurabilirim ya Rabbi? Aç olan kullarımı doyursaydın işte şimdi bugün benim katımda bunun karşılığını görecektin.
Allah-u Teala bunu soracak. Bakın Afrika'da inanın açlıktan ölen insanlar var. Dünya Sağlık Örgütü bunun sayılarını veriyor. 11 milyon. Yıllık 11 milyon 11 kişi değil kıymetli kardeşlerim. Biz bu vebale ortak olmayalım. Gücümüz neye yetiyor? 700 lira bir hisse, iki hisse çıkartalım. Ve inşallah ucundan tuttuk diyelim. Ya Rabbi bu işin ucundan tuttum yani hepimiz Allah soracak. Bu açlıktan öleni soracak, susuzluktan öleni soracak, sıkışanı soracak. Siz ne yapsınız dedi ya, ne yaptınız dediğinde... Ya Rabbi benim de bu kadarına gücüm yetiyordu. Ben de bir kurban gönderdim Allah'ım diyebilirim. Bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Yine bir kurban VTR'si izleyelim kıymetli kardeşler. Şu anda çağrı merkezinde insanlar sizlerden gelecek. Çalışan kardeşlerimiz sizlerden gelecek. Çağrıları bekliyor. İzleyelim efendim. Tekrar hocamla istişare edeceğiz. Afrika'dan selam olsun kıymetli kardeşlerim. Hiranur İlim ve Hizmet Derneği olarak bizler de hazırlıklarımızı aşağı yukarı bitirdik. Hayvanlarımızı ayırıyoruz ve bu Kurban Bayramı'nda da sizlerin destekleriyle, sizlerin bağışlamış olduğu hisselerle Afrika'daki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi sevindireceğiz inşallah. Bu anlamda sizlerin desteklerini bekliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Türkiye'mizde kurban kesmeyin demiyoruz. Kurban tabii ki kesin. Çoluk çocuğu sevindirin. Ama Afrika'da kurbanlar çok uygun olduğu için kıymetli kardeşlerim, bir hisse 700 TL, en azından bir hissede Afrika'ya bağışlamanızı istiyoruz sizlerden. Hiranur İlim ve Hizmet Derneği olarak. Çünkü bu bağışladığımız kurban direkt bize kalıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesmişti veya bir yerden hediye gelmişti. Ayşe validemize teslim etti. Ben mescide gidiyorum ya Ayşe, bunu dağıt buyurdu. Peygamber Efendimiz mescitten geldiğinde Ayşe validemize yeniden sordu. Ya Ayşe ne yaptın? Dağıttım ya Resulallah. Bize sadece bir but kaldı. Hayır ya Ayşe, dağıttıkların bize kaldı. Evet, bizim verdiklerimiz bize kalıyor kıymetli kardeşler. Bu yetimleri, yetemaları, kimsesizleri, dulları, ihtiyaç sahiplerini doyurduğumuz için Rabbim bizi kazalardan, belalardan muhafaza edecek. Rabbim işlerimize bereket verecek. Evimize huzur, muhabbet verecek kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyor. Evet. Her yıl bakın Afrika kıtasında 11 milyon insan sağlıksız beslenmekten dolayı veya açlıktan dolayı hayatını kaybediyor dünyanın göz önünde. Peki bu vebal kimin? Kıymetli kardeşlerim, bu dünya ahiretin tarlası. Buraya ne ekersek orada onu biçeceğiz. İşte dağıttıklarımız bize kalacak. Efendim, burada Afrika'da insanlar açlığın pençesinde kıymetli kardeşlerim. Hep televizyonlardan, fotoğraflardan, videolardan görürüz. Efendim derisi kemiğine yapışmış insanlar. Üzülürüz. Keşke biz de bir şeyler yapsak deriz. Gelin bu Kurban Bayramı'nda o bir şeyleri yapalım inşallah. Hiranur İlim ve Hizmet Derneği'ne ulaşalım. Bir kurban hisse bedeli 700 TL. Efendim bir hisse, iki hisse de bu sene sizin evinizden çıksın. Bizler burada sizin adınıza kurbanınızı keseceğiz. Allah nasip ederse efendim videolarını çekeceğiz ve sizlere ulaştıracağız. Burada hazırlıklarımızı tamamladık efendim. İplerimizi, hayvanlarımızı görmüş olduğunuz gibi alana doğru alıyoruz. İnşallah buradan büyük arabalarla efendim
Kurban Bayramı'na kadar hayvanları barındıracağımız yere, barınaklara götüreceğiz. Bayram günü efendim profesyonel ekibimizle birlikte sahada dualarla, besmeleyle kurbanlarımızı keseceğiz. Kurbanları keserken sizlerin ismini okuyacağız ve bu videoyu size göndereceğiz. Kurbanınızın nasıl kesilmiş olduğunu göreceksiniz. Efendim burada adil bir şekilde dağıtacağız. İhtiyaç sahipleri tespit edilmiş durumda. Efendim ilim talebeleri, yetimhaneler, kimsesizler, dullar şu anda buradaki ekibimiz tarafından tespit edilmiş durumda. Sizin vereceğiniz 700 TL'lik kurban hisselerini bölge bölge, köy köy, buradaki kardeşlerimizin yardımıyla emaneti yerine ulaştıracağız ve bunu video olarak sizlerle paylaşacağız. Ekran altındaki numaralardan Hiranur Derneğimizin çağrı merkezini aradığınızda kardeşlerimiz size yardımcı olacak. Rabbim hayrınızı kabul eylesin kardeşlerim. Evet kıymetli kardeşlerim, çöllerde yaşayan insanlara gelin sizler de umut olun. Ekran altındaki numaralardan Hiranur İlim ve Hizmet Derneği'ne ulaşarak Afrika'da açlığın pençesinde kıvranan kardeşlerimize kurbanlarınızı ulaştırın sevgili kardeşlerim. Ekran altındaki numaralardan kardeşlerimiz sizlerden gelecek olan telefonları bekliyor. Aslında o telefonları Afrika'nın mazlumları bekliyor kıymetli kardeşlerim. Efendim, önemli bir husus daha var kıymetli hocam. Evet. Birinci önemli husus açlık, ikincisi susuzluk. Evet. Aç bir insan da yaşayamaz, susuz bir insan da yaşayamaz. Zamanımız dar ama ben buradan suya değinmeden de geçmek istemiyorum. Bu arada kardeşlerimiz kurbanla alakalı ararken Afrika'daki su probleminden de bahsetmek istiyorum kıymetli kardeşlerim sizlere. Afrika'da normal bir mahallede yaşıyorsanız evinize su getirmek için mutlaka şehir merkezinde yaşıyorsanız 1 kilometre en az yol yürümeniz lazım. Çok lüks bir yerde yaşıyor olmanız lazım ki evinizden su aksın. Normal bir mahallede yaşıyorsunuz veya köyde kasabada yaşıyorsunuz. Her gün 2-3 kilometre yol yürümeniz lazım evinize su getirmek için. Efendim veya çöl köylerinde yaşıyorsanız, çöl köylerinde yaşıyorsanız durumunuz çok vahim, ölümle karşı karşıyasınız. Efendim, çöl köylerinde yaşayan insanlar hocam, her gün evden bir çocuk eşeğine bidonları yüklüyor, 5-6 saat yol yürüyor ıssız vadilerde tek başına ve o yağmur birikintisi suları, ufak bir tas var, onunla bidonlarına dolduruyor, bidonları kapatıyor, eşeğe çökertiyor, eşeğin üstüne yüklüyor. 5-6 saat yeniden yol yürüyerek evine geliyor bu çocuk. Getirdiği su pis bulanık bir su, birikinti evet. Su. Çölde yaşıyorlar, kimlikleri yok. Gidebilecekleri bir yok, araba yok, hiçbir şeyleri yok. Ve bu suyu evlerinin önünde su çanakları var çömlekten. Onun içine boşaltıyorlar ve dinlenmeye bırakıyorlar. Bu su sabaha kadar dinleniyor, çamuru dibine çöküyor, yüzünden bu suyu içiyorlar. Özellikle bu suyu içen çocuklar ve yaşlılar hastalanıyor ve hayatını kaybediyor. Her yıl bu sebepten dolayı Afrika'da 7 milyon insan hayatını kaybediyor. Kıymetli hocam, buradan izleyicilere de ifade etmiş olayım. Daha Çile bununla sınırlı değil. Suya giden çocuklar 12-13 yaşında, erkek çocukları, kız çocukları. Su yolunda tecavüze uğrayan kız çocukları. Su yolunda örgütler tarafından kaçırılan erkek çocukları. Güvenli köylerde de yaşıyorsanız asfalt yok, bir şey yok. O gördüğünüz sarı bidonları alacaksınız. Bisikletlerle, motosikletlerle omuzunuzda, başınızın üstünde yaya olarak efendim saatlerce yol yürüyeceksiniz. Getirdiğiniz su pis bir su. Kıymetli kardeşlerim, yeryüzünde yaşayan insanların 2.1 milyar, yani 2 milyar 100 milyon insan bugün temiz içme suyuna ulaşamıyor. Buradan ben gönül dostlarımıza şu çağrıyı yapıyorum. Su dünyanın en aziz şeyidir. Bakın bugün Kabe'ye gidenler ücretsiz zemzem suyu içerler. Bunu devlet ikram etmiyor. Bunu bir aile ikram ediyor. Kabe'de kurulan iftar sofralarını insanlar ikram ediyor. Hamza Efendimiz Uhud'da savaşırken ben hacılara su veren zatın oğluyum diye övünmüştür. Öyle savaşmıştır. Dolayısıyla diyorum ki gelin bu bir fırsattır. İnanın.
ahiretimiz için bir fırsattır. Afrika'da bir su kuyunuz olsun. Bu bir fırsattır kıymetli kardeşlerim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri buyuruyor ki, ahirette seni kurtaracak bir eserin yoksa dünyada bıraktığın eserlere güvenme, onlara önem verme buyuruyor. Bugün ölsek, yarın kabre girsek Allah aşkına bizi ahirette kurtaracak bir eserimiz var mı kardeşlerim? Değil mi? Ölen annemiz babamız adına bir sadaka-i cariye yaptık mı? Şimdi sadaka-i cariye nedir? Okul, cami, yol, köprü, hastane, bunları herkes yapabilir mi? Yapamayız. Bunlar çok maliyetli şeyler. Bunlar çok zengin insanlar yapabilir. Ama ya 20 bin lira verip bir su kuyusu açabiliriz. Buna gücümüz yeter kardeşlerimiz ya. Elhamdülillah. Bakın bir su kuyusu bedeli İranur İlim ve Hizmet Derneği'nde 20 bin lira. Üstüne istediğiniz kadar isim verebilirsiniz ölmüşlerinizin, kendinizin. Buna gücü yetmeyen kardeşlerimiz yarısına ortak olabilir. 10 bin lira. Yine isim verebilirsiniz. Buna gücü yetmeyen kardeşlerimiz dörtte birine ortak olabilir. 5 bin lira. Buna gücümüz yetebilir. Yine annenizin, babanızın istediğiniz ismi verebilirsiniz. Bir köyde ortalama 200-250 kişi yaşıyor. 250 insanı çöle göndermekten, yani ıssız vadilere çocukların gitmesine engel olacaksınız. 200-250 insan, bakın, susuzluktan gusül alamıyorlar, teyemmüm yapamıyorlar. Yıkanmak zaten yok, su yok. Yıkanacak su yok, içme suyu yok ki. Bu insan nasıl yıkansın? Sen kuyu açtığında senin sayende yıkanacak, yemeğini yapacak, çamaşırını yıkayacak, temizliğini yapacak. Hayatta kalacak önemlisi. O çocuklar ıssız vadilerde yürümeyecek en önemlisi. Biz açtığımız kuyuları dualarla açıyoruz, videolarını, fotoğraflarını çekiyoruz ve sizlere gönderiyoruz. Kuyunuzu görüyorsunuz kıymetli kardeşlerim. Bununla alakalı yine ekran altındaki numaralardan inşallah Hiranur Derneğimizi arayın, su kuyularınızı ulaştırın sevgili kardeşler. İnsanlara su ikram edin. Onlar o suyu içtikçe, biz ahirete intikal etsek bile sevabı bizim hanemize yazılacak. Su kuyusu böyle bir şey. Hemen hep beraber bir su kuyusu BTR'si izleyelim inşallah. Üstüne devam edelim hocamla. Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Afrika kıtasından selam olsun. Yine bir sadaka-i cariye açılışı için kardeşlerimizle toplandık. Efendim, Uganda ülkesindeyiz. Dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesi. Kıymetli kardeşlerim, insanlar Afrika'da maalesef temiz içme suyuna ulaşamıyorlar. Yerleşim yerlerindeki insanlar bile evlerine su getirebilmek için bir kilometre yol yürümek zorunda kalıyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, hani Afrika'da köyde oturuyorsanız birkaç kilometre yürümeniz gerekiyor evinize su götürebilmeniz için. Bizler burada tabii ziyaretlere giderken yol üstünde sürekli su yolundaki çocukları görüyoruz. Şöyle bir bidonlarına falan bakalım. İşte bakın arkadaşlar, şöyle bidonun içi zaten şey gibi, yosun tutmuş bidonun içi. Şöyle biraz yardım edeyim, sevap kazanayım, he mi? Hadi jolly jolly gidiyoruz. Hadi. Hadi hadi hadi. Evet, şimdi tabii bir taraftan sudan gelen var, bir taraftan suya giden var. Hemen burada yine bir delikanlı suya gidiyor, bidonlarını hazırlamış. Abla da bana gülüyor oradan. Niye gülüyorsun? Evet, Allah razı olsun. Güzel insanlar, samimi insanlar. Allah yardımcılar olsun. Hakikaten su burada çok ciddi problem sevgili kardeşlerim. Çok içler acısı problem. İçtikleri su bulanık, çamurlaşmış bir su. Evlerin önünde su çanakları var. İçine döküyorlar bu bulanık suları.
toprağa dibine çöktükten sonra o suyu içiyorlar. Afrika kıtasında susuzluktan dolayı hayatını kaybeden insan sayısı yıllık 7 milyon. Çok ciddi bir rakam. 7 milyon insan dünyanın göz önünde ya pis su içmekten ya da sağlıksız su içmekten maalesef hayatını kaybediyor. Peki 21. yüzyılda bu vebal kimin? Bu kadar efendim pahalı telefonlar kullanıyoruz, pahalı bilgisayarlar kullanıyoruz, lüks evlerde, lüks sofralarda oturuyoruz. Peki bunun vebali kime ait? Bu insanlar Afrika'da doğmak istemediler. Cenab-ı Allah onları imtihan ediyor, bizi de imtihan ediyor. Sevgili kardeşlerim, hemen tabelamıza dönelim. Fikret Zehra Koç beyefendi ve hanımefendi, Osman Karaoluk beyefendi, Ömer Sadıç beyefendi, Halime Şermet hanımefendi demişler ki bizler bu vebale girmeyelim. Bir fedakarlık yapalım. Afrikalı kardeşlerimize bir sadaka-i cariye, bir su kuyusu hediye edelim. Hem de bizi ahirette kurtaracak bir eserimiz olsun demişler. Rabbim bu su kuyusunun karşılığı olarak kendilerine Firdevs cennetini nasip eylesin. Mahşer günü kendilerini susatmasın. Güneşin bir mızrak boyu tepemize indiği o günde Rabbim onları arşın gölgesinde gölgelendirsin diyelim. Ve daha fazla sıcakta çoluk çocuğu bekletmeyelim. Enzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Nasıl? İyi mi? İyi mi? Güzel mi? Kendim orada zannettim hocam. Evet hocam. Değil mi? Yani insanları, o insanları mutlu eden insanlar. Allah sizi mutlu etsin. Yani size iki cihan saadeti versin. Rabbim sizi mahşerde susatmasın. Güneşin bir mızrak boyu tepemize indiği o günde arşın gölgesinde gölgelendirsin. Siz o suyla insanları mutlu ettiniz. Rabbim de sizi Firdevs cennetiyle mutlu etsin. Hocam buyurun. Hocam Rabbimiz diyor ki sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe nail olamazsınız. Evet, Mevla Celle Celal bugün bizlere iyilikler ihsan ediyorsa inşallah bu sadakalarımızın, bu hayır hasanatlarımızın karşılığıdır. Binlerce kilometre ötede insanların susuzluğuna çare oluyoruz. Ki bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra sahabe-i kiram hepsi iyilik yapmaya, yani iyiliklerini arttırmaya başladılar. Ebu Talha radıyallahu anh da kıymetli hocam çok güzel bir bahçesi var. Suyunun lezzetliliği, ağaçlarının gölgeliklerinin serinliği, bahçesi nizamıyla. Bu da bu kendi tarlasını Allah yolunda kendi çevresindeki dostlarına infak eyledi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada zaman zaman gidip istirahat ederdi. Evet kıymetli izleyicilerimiz, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmekçe iyiliğe nail olamazsınız Mevla buyuruyor. Bizler de bugün inşallah Rabbimiz sağlık sıhhat vermişken, hazır elimizde imkanımız gücümüz varken gereksiz boş şeyler değildi. Bilakis Allah'ın iyiliğine nail olmak istiyorsak bu tür inşallah Afrika'daki kardeşlerimiz bu iyiliklerle sevindirelim. Onların da bayramını bayram yaptıralım. Sadece bayramla biz kalmayalım inşallah. Allah razı olsun kıymetli hocam. Evet kıymetli kardeşlerim, hem su kuyusuyla alakalı hem de kurban bağışlarınızla alakalı inşallah ekran altındaki numaralardan şu anda arayın. Hatta ekran altındaki numarayı bir daha verin arkadaşlar. Bu numaranın fotoğrafını çekin. Yayından sonra da arayabilirsiniz. Kardeşlerimiz size hizmet verecekler. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Haftaya buluşmak duasıyla hayırda kalın güzel insanlar.